Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet. Bir önceki videodan karşınızda çok güzel bir kuzu lokum. Kontrfile kısmı Karski de denilebilir ama yarısı Karski, yarısı üstünde şey olması lazım. Bonfilesiyle birlikte olması lazım ki Karski olsun. Arkadaşlar burada çok güzel gördüğünüz gibi bir lokum kısmı var. Buna hiç ellemeyeceğiz. Sadece şurada yağlı kısmı, şu zarlar onu germesin diye şöyle bir çizik birazcık atmamız gerek şu kısımlara. Çünkü buralarda biraz zar tabakası var. Hatta size göstereyim, şöyle bir keseyim. Bakın gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Bak zara bak. Bak. Halen daha duruyor yani, bak. Görüyor musun? Tabii bu bıçak bu zarları almak için uygun bir bıçak değil. O yüzden öyle kabaca size göstermek için yapıyorum. Normalde almak gibi niyetim zaten yok. Çünkü bunlar pişiyor onunla birlikte. Yani gidiyor yani, bir şekilde gidiyor. Ama gerilmesin diye çizik atmak gerekli. Gerildi mi hiç hoş olmaz. Boşver. Şöyle ufak çizikler. Bitti. Bu kadar basit. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Görsel açıdan pek bir zararı yok. Pişim açısından da faydası yok yani, ama sadece küp küp olur böyle piştiğinde. Başka da bir görsel olmaz. Bunları atıyoruz. Evet arkadaşlar. Kısa ve öz bir video. Airfryer tepsisine koyduğumuz zaman tekrar görüşürüz. Tuzlama vesaire falan hepsini orada yaparız. Şu an burada bir şey yapmamıza gerek yok. Öyle devam. Hadi bakalım. Gene bir airfryer videosu. Bu aralar çok yapacağım arkadaşlar bunları. Adana kebabından tut, şiş kebabına varana kadar hepsini yapacağım. Bunun ekipmanları var. Ekipmanları da aldığımda daha güzel bir görsel ve daha güzel bir böyle aksiyon olacak. Zaten 15 dakikamızı alıyor pişirmesi. Hiçbir şey değil deyip doğru sürüyorum arkadaşlar. 200 derece, 14 dakika, 15 dakika. Ondan sonra finito. Hadi bakalım, görüşürüz. Bak hazırlık bile 30 saniye sürdü ya. Bizden bir yere ayrılmayın. Tam gaz devam. Evet sevgili dostlarım. Şöyle hop diyerek lokumumuzu açıyoruz. Öf, çizgileri görüyor musun? Muhteşem. Hemen tahtaya alalım. Kapattık. Makineyi de geri çektik. Artık dinlenme zamanı. Hemen biz de şöyle güzelce lokumumuza bakalım. Bir çatal. Hoppa, bismillahirrahmanirrahim. Bak bak bak. Güzelliğe bak ya. Öf. Efsane. Şimdi arkadaşlar bunların derecesiyle oynayarak böyle az pişmiş, orta pişmiş, çok pişmiş yapmak tabii ki de mümkün. Aynı zaten şey mantığı, mangal mantığı, içine prop falan da sokabilirsiniz ama bence gerek yok. Şimdi zaten artık derece olayını anladınız. 200 derecede 14-15 dakika piştiğinde gayet de güzel, iyi pişmiş oluyor. Bunu yarı yarıya yaptığınızda şöyle 1 santim kalınlığında ya da 2-3 santim, bu tarzda şöyle 2-2,5 santim pişmeden önceki kanepe bir et, 10 dakikada içi gayet normal pembe olarak pişebilir. Bunda bir engel yok. Güzel de olur. Kuzu için harikadır. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz da kekik serpiştirelim. İşte bu. Hep de aynı yere gitti be. Bol kekikli. Evet arkadaşlar, şimdi tadına bakıyor oraya. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikaten çok güzel. Şöyle söyleyeyim. Yani bir kömür tadı beklemeyin. Şöyle bir mangaldaki olan
efekti falan beklemeyin ama pratiklik ve lezzet olarak hakikaten güzel yapıyor. Bu üründen direkt olarak fırın tadı bekleyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü başka bir şey bekleyemezsiniz. Zaten ısıyı vuruyor. Evet, kendi kendine pişiyor sıcaklıkla. Hava fanıyla birlikte de dönüyor. Bakın zaten bembeyaz koyduğum tahtanın kağıdın geldiği durum bu. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, faydalı olduysa lütfen bir beğenme butonuna basınız. Hala da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir başka Airfryer videosunda ve diğer videolarda buluşmak dileğiyle. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Bay bay.